Sevgili Mihrap. Selamlar. Hoş geldin Mihrapçım. Hoş buldum. Öncelikle hoş katman buldum. Dates'ten sonra hayatında neler değişti? Katman Dates'ten sonra neler oldu? Bize anlatabilir misin? Birazcık gülesim var. Katman Dates'e katıldım ben. Merhabalar, ben Mihrap. Ben şey açısından bak, hepiniz için çok mutluyum ama ekstra bizim gerçekten burada benim kendi katman ekibinin çabalarıyla, bizim kendi çabalarımızla yaptığımız bir yarışmadan ve sizin de hani bunu öngörmeden katıldınız. Biz size anlattık ama güvenmeye de bilirdiniz sonuçta. Buradan ya, buraya katılıp geri dönüşünü de bu kadar net almanız gerçekten çok tatlı bir, bende de çok tatlı bir gurur kaynağı oldu yani, öyle söyleyeyim size. Açık ara bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Yani gerçekten belki küçük yankıda uyandırabilir söylediğim ama paylaştığım birkaç insan işte size bir faydası mı dokunacağını zannediyorsun ki bu durumun gibisinden bana bir şeyle bile gelinmişti. Hadi ya, bir dakika bir dakika, bir kişi sana bunu mu dedi ben buraya katılacağım deyince? Evet. Tanıdık mı, bir nick ver de o zaman bir gidelim ziyarete. Yok yok, verme, sakın verme. Yok, saçmalama. Ama yayıncı değil mi bu kişi? Evet evet. Yani, o bu arada ben sana şöyle söyleyeyim Mirab, o bize başvuruda bulundu bu arada bu hafta için. Aynen öyle bu arada. O da başvuruda bulunmuş, onu değerlendirmedik ama. Ondan sonra ben de hani yok dedim, hani katılacağım falan. Buradaki en büyük mevzu sen ve buradaki ekip. Bu an sana şu chat yani kimde var, ciddiyim. Mesela yok, buradaki var katman yani hani şu mevzu hani. Var 3-5 kişide anda daha var falan diyormuş. Var 3-5 kişide daha var. Evet. Geliyor mesela buradan, şimdi burada tanıdıkları için, burada tanıştığımız için de geliyorlar mesela ya çete. Şey katman, buradan da severek gelen çok insan var. Ya buranın yani en güzel özelliğini biliyor musun? Bölüyorum ama ben bugün bir story paylaştım. Kan ihtiyacı vardı. Bir saatte o kan ihtiyacı bizim takipçilerimiz tarafından giderildi. Bu katman Discord'da birbirlerine destek açısından bayağı insanlar gerçekten iyi niyetli. Yani dışarıda troll, evet toksik gibi gözüküyor ama içeride gerçekten herkesin birbirine büyük katkısı olduğundan eminim ben. O yüzden ben şundan emindim aslında. Buraya katılıp kendisini gösteren, içerik yaptığını kanıtlayan, biraz entertainment'e yatkın herhangi bir insanın zaten buradaki insanlarla bir şekilde onun destekleyeceğinden emindim. Yani buradaki insanlardan emindim yani, anladın mı? Bir şekilde destek verecekler çünkü beni yarı yolda bırakmazlar yani, ondan da eminim. Ya kalp atın diye söylemiyorum onu, ciddi anlamda söylüyorum yani. Burada bugüne kadar hani hadi şuna bir destek olun deyip de destek olmadığımız adam yok yani aslında baktığınız zaman. O yüzden ben teşekkür ediyorum böyle bir kitlenin doğal yollarla kendi kendine böyle kapanması kendi içine. Ne atalım mı? Benimkinden var ya. Benim hep bana istediğim var, ben ondan alsanız. Benim özel spesiyelim var, ondan alsanız. Evet Mirab, sen devam et. Yani böyle çok güzel geri dönüşler oldu ya. Cidden ben bu kadar bir şey beklemiyordum yani. Bu kadarını beklemiyordum. Peki ben sizi bugün Funky ile Discord'da bastım. Funky ile katman Discord'unda neler dönüyor acaba? Onun anlamını öğrenebilir miyim efendim? Ya biz orada burada Discord'larda gözükmeyelim diye buraya geldik. Burada bizi görmezler diye yarım saat sonra Charner Insta Story'de gördüm. Ya yapsam mı yapmasam mı diye meraklandım ama yapayım dedim ya, anladın mı? Birazcık öyle dedim hani, bir piçlik yapayım. Bizim çünkü olayımız o yani, bir yerden bir anlamda yani. Ama güzeldi. Ne konuşuldu ya? Biraz bize çıtlatsanız ha. Yani, çok özel değilse tabii. Ha özel değilse, özel mi? Ah tamam o zaman özelse tamam. Ateş falan koymuşsun da tuvaleti falan temizlediğini konuşuyorduk yani biz aslında. Ya bu çocuk niye tuvalet muhabbetini bir türlü bitiremedi amına koyayım ya. Ya yarışma gününden beri tuvalet niye anlatıyor bu çocuk, onu anlayamadım ya. Ya bir date de amına koyayım, bir flörtleşme de tuvaletten niye konuşursun amına, ısrarla ve ısrarla ya. Rahat hissediyordur. Arkadaşlar. Temizlediğini falan anlatıyordu, tuvaleti falan yani. O şekilde onları konuşuyorduk yani biz. Bir de arkadaşlar kanalımı takip edebilirsiniz. Kalp tuşuna basarak kanalı takip ederseniz sevinirim. Güzel içerikler yapmaya çalışıyorum naçizane kendi çabamla. Yani beğenirsiniz, takdiriz tabii ki size ait. Ama rahatta kal, aynen öyle, böyle rahatta kal, takıl. Gel git. O yüzden kenarda çıksa fena olmaz yani. Düğün ne zamanmış diyen var Mirab.
Şey yaptık, erteledik biz onu ya biraz. Harbi, ama işin şakası bir tarafa. Şakası bir tarafa gerçekten sonuçta arkadaş oldunuz yani, tamam mı? Yani şey, sevgili anlamında demiyorum yani, normalde de olsa. Ya tabii. Yani iletişim, bir iletişim kurduk ve o iletişimde gerçekten karşımdaki insanın hani güzel bir insan olduğunu fark ettim. Bu sen de dahil, buradaki ekip de dahil. Hani ekip dahil değil. Onu söyleyeyim. Ekibi çok güzel bir adam yok yani, onu söyleyeyim. Şöyle bakıyorum deyip. Evet. Yani güzel bir tanışma oldu. Böyle yani, o biraz şimdi burada söylemem nasıl şey kaçar. Söyle söyle. Tabii alkol malkoya girince ona birazcık çekinmiş yani. Nasıl yani öyle çekinmiş? Yani. Nasıl yani kız? Yani şimdi ortalıklarda dönen şeyler, editler falan her yerde falan. Ya ben konuşmuyorum. Anlat bari. Be, kimse yok burada, biz bizeyiz be. Konuşmuyorum ya, hayır. Vallahi ne olmuş merak ettim ya, ne olduğunu merak ettim yani. Şimdi bak Uzat, izleyici artıyor biraz. Birazcık buraya aynen. Sonra o da dedi. Ya bak abi, cidden burada şu an Panky olmadan konuşmak istemiyorum. Panky'yi de mi getirtirelim illa? Panky, bizi izliyorsan gelsene kardeşim yayına. Bugün annesi gelecekti. Ha öyle mi? Oo. O zaman. Nasıl ya? Kayınvaliden. Ne çabuk. Oğlum ne yaptınız siz? Bayağıdır next level. Bir anda bu boyuta nasıl geçildi? Noel'de Alex selam, hoş geldin. Dayı hoş geldin. Şey Mirap, sen nerede yaşıyordun? Ben Antalya'dayım. Ne zaman? Şu an yani. Ben şu an ne? Saat ne? Şu an mı? Yani şu an yani döneceğim yani diyorsun. İstanbul'a geliyorum yani. Ulan lan bak sen olaylara bak. Kız biz ona entertainment diye yaptık. Siz bir anda evlenmeyin ha. Verseler kar etmez, olmaz ki. Dur bir dakika dur. Bu sohbeti kim açmıştır? Gugu diyenler 1, Batuhan Mehmet'e diyenler 2, Mete diyenler 3 amına koyun. Gugu ya. Belli bir şey, anladın mı? Bu belli bir şey yani. Gugu'nun altından çıkacağı çok belli yani. Evet. Şimdi Mirap, bize bir anlat olayı. Gerçekten anlat. Yani biz hani bu işlerin hastası insanlar olduğumuz için. Böyle olsun, bir şeye dönsün. Ya biz mesela şimdi bu yenga menga muhabbettir her yerde. Evet. Konuştuk falan. Senin de az buçuk hoşuna gidiyor ha o zaman. Ya Allah Allah. Kelime yasaklayacağım, az kaldı bak. Evet. Neyse. Tanıştık falan biraz işte, sohbet muhabbet. Son bir gündür yaşananlar olsun efendim söyleyeyim. Bir takım alkol masa kırıklıkları falan. Bir takım kalp çarpmaları falan filan. Arkadaşlar tamam yeter, haydi ben artık gidiyorum. Özürler mi dilendi? Ne oldu yani orada? Selamlar sevgili. Ha orada küçük bir, evet bir küçük. Hani bir yanlış bir sıkıntı. Aramızda yanlış anlaşılan varsa... şeyleri konuştunuz öyle mi? Yok, yayın platformunda hani yanlış bir imaj olduysa sana da karşı hani sakın öyle bir şey yok, hani kusura bakma öyle bir anlamda diye. Ben orada dedim zaten, bu nasıl bir adam yani, helal olsun, anladın mı? Merhaba arkadaşlar. Karakter var yani. Nasıl yani, anlayamadım. Neyi anlayamadın? Nasıl bir adam derken yani, orayı anlayamadım, nasıl bir adam dedin kısmını anlayamadım. Nereyi? Ya evet. Bu nasıl bir adam, yayında dedim bu nasıl bir adam dedin, ondan sonrasını anlayamadım. Onu en son dedim. Ha. Anlayamadı. Şimdi konuşmaya devam edeceksiniz. Bir dakika katman değilse sizi baştan önden alıp acaba sizin ilişkiniz ne durumda, ne değil, ne hani merak edenler için en azından orada anlatsak mı acaba? Zaten çok böyle soruyorlar. Bugün Funky'nin yayınında da yani böyle bir yaklaşık şöyle söyleyeyim. 3000 kişi falan, 5000 kişi bunun peşinde. Çok ciddiyim. Bununla ilgili de bir açıklama, bir katman değil panorama olabilir mesela. Böyle bir keyifli. Olabilir. Batuhan Kekosu'na dedik onu yap dedik de amına koyayım yapmadı Kamil.
Atman Deniz panoramayla Batuhan Menat'ı da Nono Live'a göndereceğiz. Nasıl ya? Niye yapmadı ya? Çok mantıklı bak. Onu yaptıracağız. Oradan da Nono'dan bir teklif beklentisi içerisinde Batuhan Menat'ı oraya itelemeye çalışıyoruz. Ben ilk defa böyle bir şey duyuyorum kardeşim. Nasıl ilk defa diyorsunuz? Dedim ya aman okuyayım gündüzleri de sen al buradaki çiftleri konuştur, bir şeyler yap, katılımcıları bağla. Bunları illa ben söylemek zorunda mıyım ya? Bunları düşünün artık aman okuyayım ya. Yani bütün yani kendi kanalıma kontenti sıçtım. Bir de sizi kanallarınıza mı kontent sıçayım yani, anladın mı? Bunları da düşünürsün ya. Evet. Ya Çağrı eski yayınlar gibi takıl. Bırak şu date yayınlarını ya. Oğlum date yayınlarını bırak, 2 haftada veya 3 haftada bir olacak diyorum zaten ya. Her dakika birini biriyle mıç mıçlamıyoruz ki yani biz de. Hayır sanki bir de 40 tane yap. Bir tane yaptık ya. Lan bir tane yaptık lan. Evet. Bırak şunları diyor. Bismillah da kardeşim. Bir tane yaptık. Çok da eğlenceli olduğu için bu konuşuluyor şu anda. Başka bir sebepten dolayı değil yani. Çöp çatan diyorlar. Bir şeyler diyorlar. Opsiyonlama da bizim işimizdir yani. Bunu da bilen bilir yani burada. Ve ondan sonra PUBG Troll'da yaptım yani ben bu hafta. Hani eskiden de bir şey de yaptım yani. Hani onu da niye yaptım? Tamam, bunu beğenmeyenler için eskiden yaptığınız bir de PUBG trollü de vardı yani. Bunu da hatırlayın ne yaptım ki. Onu yapmıyordum normalde pek fazla. Evet. Evet, selamün aleyküm. Aleyküm selam Ali'cim, hoş geldin. Yorum, yorumunu alalım Ali'cim bu olayla alakalı. Ben bir izleyiciyim. Ben izlemeyi seviyorum. Dinlemeye geldim. Hayır, sen şimdi bir izleyici olarak o günkü programı izlediysen Panki kardeşime Mihrap Mihrap Ünal'ın büyük meçleşmesi sonucunda büyük meçleşmesi sonucunda böyle bir noktaya gidildi mesela, atıyorum, anladın mı? Mihrap da buradan tabii güzel dönüşler aldı. Bugün ben onlara bizim Discord'da yakalayıp story attım. Aslında ben yakalamadım. benim gizli örgütümden gelen bir SSD o. Onu paylaştık ve arka odalarda böyle bir şeyler oluyor yani. Ali ne düşünüyorsun? Yakıştırma yani, anlamında, karakter olarak. Şimdi yayında gördüklerimiz şov olabilir diye düşündüm. Ben aslında sonrasında yaşananları merak ettim açıkçası. İşte insanlar da onu merak ettiği için zaten burada hani Mihrap'ı da bağladık ama tekrar. İşte merakımı gidermediğini düşünüyorum ben Mihrap'ın. Benim de gidermedi. Evet. Şimdi bunu dedik ki Panky ile şöyle konuştuk. Ortak dedik, böyle bir konuşalım, bir açıklamaya gideriz diye düşündük. Böyle. İşte kendisi burada olmadığı için onun da olduğu bir zaman diliminde bir açıklamaya gidelim diyorum. Sen de olduğun bir zamanda. Mira bana sadece özelden şey yazabilirsin Discord'dan. Yok, gerçekten saygı duyuyorum ama sadece özelden bana artı veya eksi yazar mısın? Oradan anlarım ben. Allah'ım çıldırıyorum ya, bak imkansız olup gösterecek onu ya, biliyorum. Vallahi göstermeyeceğim, söz veriyorum göstermeyeceğim. Sadece ya hani gidişat, bak bu oldu veya olmadı demek değil ya, arttı mı eksim yani, olumlu bir gelişme mi var yoksa hani böyle daha böyle safe'e mi geri mi döndük yani, bir adım geri mi safe'imize mi döndük yani, onu da bir yandan da merak da ediliyor, edilmekte yani hani atıyorum. Yani bizdeki durum. Yani ona yaz işte bana onu. Panki varken tabii ki söylersiniz. Ben sizi yine davet ederim buraya ama. Ama hani böyle önden de bir merak. Ben kendi kişisel merakım yani bu. Yanlış anlaşılmasın. Evet Mihrap. Yazacağım mı? Gönderdim sana bir şey. Harbi mi? Dur bakayım. Harbi. Nereden gönderdin? Tel. Telefonda. Çünkü şeyde yok. Oy! Ananı sikeyim. Oğlum ne oldu? Ne oldu? Bize de söyle. Hadi hayırlı olsun. Dur şimdi. Panki gelmeden de bunu burada söylemek de olmaz. Lan ilet de WhatsApp'tan. Hayır ya. Bir dakika. Çağrı bir dakika bak Çağrı. Sana sonra iletme onu. Yok iletmiyorum da. Bizim Big Boss'lar grubuna. Çıldırıyorum. Çağrı onu bizim Big Boss'lar grubuna bir iletirsen. Ben bunu direkt... Hayır iletme. Oğlum Nuri bile bak Nuri bile. Nuri bile özelden bana Allah'ın varsa yazarsın yazmış ya. Oğlum siz ne kadar bak insanlar... Özel hayatlarına ne kadar meraklısınız ya.
Allah Allah. Demek öyle ha Mirab. Demek öyle ya. Bana... Oğlum bak yazmayın yazmayın. Yazamam, söyleyemem. Sonra şey neyse sonra bir ara. Evet. Bakın o zaman hani biraz daha konuşun bakalım ne olacak ne olacak. Biz çok merakla bekliyoruz. Burada ben de duyurmak isterim yani böyle bir şeyi. Olumlu ya da olumsuz yapacak bir şey yok yani. Şete bak oğlum yeni tanıştık bir sakin olun ya. Bir şey de söyleyeceğim yalnız. Bugün de Punk'in spor story'si benim birazcık dikkatimi çekti aslında. Ama ben gidiyorum ya gerçekten bak. Yok acaba planlı bir programlı mıydı bu spor olayı yoksa bir anda verilmiş bir karar mıydı? O da bir dikkatimi çekmedi değil yani. Onu chat'te çok yazmışlar. Banki abim zaten spora gidiyordu diye. Ben onları yakaladım bugün chat'te. Ben gördüm zaten storiesinden gördüm yani. İnşallah çocuğa şey yapmadı yani şu kadar kilo ver böyle yapalım şöyle falan demedi. Yok oldu canım. İlk programın büyüsü diyebilir miyiz? Tamam öyle bir şey olursa tabii ki. Yani sen gerçekten bak söyleyeyim mi? O attığın story'den zaten illa bir yerlere. Ama bende de hani bir, o küçük böyle bu işten orospulunu yapmak ne bileyim yakışıyor ya anladın mı? Hani bunu yapmazsak da kim yapacak yani? Bunun mezesini biz hadi yapmazsak. Çağırdı böyle şey var. Hadi oldu. Siz ablanın tamam, iki ne yav? Çete bırakalım Nuri'cim Mirab'ın kanalını. Mirab kendi kanalında da yayınlana da bu arada hangi şimdi ara? Bir yoğunluk gelmiştir Mirab'cığım. Onu da inşallah güzel yönetirsin hani. Şimdi bir anda hani fazla bir izleyici yoğunluğu gelince bazen şey olabiliyor çünkü. Evet gülüyorum şakalar falan yapıyorum. Şey olabiliyor hani yayın kontrolünü chat ele geçirebiliyor. Umuyorum ki hani sen oradaki dengeyi de kurarsan çok daha mutlu oluruz yani biz. Hani en azından güzel bir şekilde kariyerini de yayıncılık kariyerini de tabii güzel bir şekilde pozitif yönde de etkilemiş olmak isteriz yani bu anlamda. Kesinlikle öyle. Bir başlangıç sağladığın için sana teşekkür ederim. Ben ne demek? Efendim ben de kaçayım. Sizleri de çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok sağ ol. Görüşürüz. Teşekkürler. Rica ederim. Görüşürüz. Dediğim gibi aramızda kalacak hani mesajında hiçbir sıkıntı yok. Aynen. İnşallah. Onu sonra şey yapacağız. Yok story'de. Asla. Yok sıkıntı yok. O story'de şaka mı başlattım? Herkes farkında zaten. Hiç problem yok yani. Beni de bilen bilir hani bu konularda tamam. Şaka kısmını yaparız. Hani şakacı bir insanım şaka yaparım. Ama bazı şeylerin de hani böyle hani özel sonuçta hani olumsuz da olsa olumsuz da olsa bir özellik özel bir durum içeriyor şimdi. Çok da fazla bunun üstüne de gitmek bize yakışmaz zaten Mirab'cığım. Teşekkür ederim efendim. Teşekkürler. Kendine görüşmek üzere. Görüşürüz. Gülünüz Katman ailesi. Görüşürüz. Görüşürüz. Oğlum valla bir artı bir geçtim. Bir şey söyleyeyim mi? Bir artı bir eksi yazdı ananız gibi. Yoğun yoğun. Bir şey söyleyeyim mi? Bak şu anda görüşmeler devam ediyor muhtemelen anladın mı? Bu ne demek biliyor musun? Artıya da gidebilir eksiye de gidebilir demek. Ne yazmış? Oğlum bana zaten şu geldi bak biz yayınızı izliyor. Yayını... Kaça bak kaça gösterirsin? Kanka kaça 500 liraya göstereyim mesajı gösteririm 500 liraya. Abi sen var ya çok kötüsün ya. Evet ya çok acımasız bir adamsın. Ne yaptın lan? Oğlum bu kadar burada insan merak içerisinde onu ya 20 dakika ayak yaptın ya ona evet. Özelinizi de karışmayın her şeyin de mizahı olmaz falan. Abi Punk'i ne yapıyor? Arayalım bir de ondan. Punk'i kardeşim. Annesi gelecek dedi az önce Mirab. Kanka yani oğlum söyledim çaktırmayın aman anam. Bunu söyledim diye hani çaktırılmasın yani. Tabii canım biz bizeyiz. Evet. Evet. Güzel bir haftaydı ya. Güzel oldu yani. Güzel bir olay oldu. Bu da bunlar da bu heyecanla iyi ki güvenmemişim çağır ya mı? Ne? Mirab? Nasıl? Nasıl yoksa ya?
Mesela Ali, sen böyle bir programa katılmak ister miydin? Ne date programına mı? What the fuck? Şafak 25 bin bit göndermiş. Onu avradını. Oy. Kaç para yapıyor 25 bin bit? Ne 250 dolar. 250 dolar. Lira yapıyor lira. Nasıl baba siz niye muhasebeci misin amına koyayım? Sen niye bunu kaç para yapıyor hesaplıyorsun? Orada bir istatistik o ya. Tamam baba 500'e gösteririm dedin ya, tuttu mu diye. Tutmadı işte, 250 yapıyor. Tutmadı. 25 tutmadı. Daha göndermesi lazım. Gösterme ip nedir demiş. Biz birim çalışıyoruz, kur çalışmıyoruz. Fark etmiyor. 250 yen de atsan gösterecektik. Yani 500 yen. 500 yen de olsa evet. Onu bir 25 daha alırsak en azından... Biz de anladın mı? Göstersen oğlum. Neyi göstersen oğlum? Göster. Harbi göster. Oğlum göster. 50 binde göstereceğim de onu. Ya Şafak var ya, çıldırdı şu an. Şafak'a dolandırmaktan bıkmadın. Gel göstereyim o zaman, gel abone olayım gel. Content bitti, hala ekmeğini yiyor ya. Mesaj gösterme de. O şakayı yapacağım Ali. Onu söyleme de. 50 gelince yapacağım o şakayı. Evet. Abi bir anda konser acıktı. Vay amına koyma. Şu 25 bin bit geldi ve konser bir anda acıktı mı yani? Bu konser de gerçekten nerede acıktı, nerede diyet yapacağını çok iyi biliyor. Bakalım belki yemek sepetiyle bir proje olabilir. Oradan bir kod çalmaya çalışacağız.